Şimdi son cümlesi önemli hocanın. Bilgilendirilmesi lazım. Bu iletişimle TFF açıklama yapacak. Ya TFF Başkanı senin Perşembe günü oynanacak maçlar seyircili derse Nasıl böyle şeyle bilgilendirir? karşılaşırız tabii. Bakın Mustafa Bey diyor ki devlet yetkilileriyle de konuştuk biz diyor bak dün sabah. Onlar da oynanacak dediler diyor seyirciler oynanacak dediler diyor. Ertelenecek dediler demiyor bakın. Bir tuhaflık var yani bir durumda. Yokuşlara, muslara, çocukları, hoca, bütün sporcuları sağlığı, yani hepimizin sağlığı, herkesin yani önemli. Biz de buraya geliyoruz, çalışıyoruz. Tabii Allah kimsenin başına vermesin. En çok inanılan şey Allah sıralı ölüm versin insanlara. Onun için böyle bir sanki oynanmasını istiyormuş, istemiyormuş konusu değil ama bunu başka bir türlü araç olarak kullanmamak lazım. Belki yarın devlet diyecek bir dakika öyle mi? Ben Nisan'a kadar, Mayıs'a kadar maç yok kardeşim diyecek. Belki onu diyecekler virüsün durumuna göre. Şu andaki konjektür bunu gerektirir. Bakın İtalya'da virüsler başladığında en büyük hatayı onlar yaptı. Seyircili oynanıyordu maçlar. Tabii. Şimdi biz seyircisi o zaman bir vaka birkaç tane diye seyircisi oynayalım diye denediler. Belki yarın bir gün başka karar alırlar. Bunu bilemeyiz ki. Ama Perşembe sabahı 11'de herhangi bir kişiden açıklama varsa girin internete Perşembe sabahı saat 6'ya kadar hangi sporcu veya başkan bu hafta maçlar ertelensin dedi. Kolay bir soru. Girin Google'a hangi kulüp yöneticisi ve sporcu teknik direktör bu hafta maçlar ertelensin dedi. Bir tane çıkarın. Seyircisiz varsa helal olsun kimse. Evet. Tartışılmadı daha iyi. Bakın tartışılmadı. Ben diyorum ki Perşembe saat 19'a kadar saat 19'u saat de veriyorum. Sayın bakanlar çıkana kadar. Evet. İbrahim Kalın açıklamaya kalırsa hangi yetkili futbol federasyonu, futbolcu, teknik direktör, antrenör, kulüp başkanı kim ne dedi? Kim ne dedi? Söyleyin. O zaman dinlemedikleri için, istişare edilmesi için tartışırız. Doğru mu kardeşim? Evet. Bak şimdi bakın, bunu değerlendirirler muhakkak. Ama bir anda Perşembe yani bizim buraya 7'ye 5 kala mı geldi virüs? Dünyada 7'ye 5 kala mı çıktı bu virüs? Daha fazla açık konuşmak istemiyorum. Sergen Yalçın. İki tarafı da memnun etmeyecek bir sonuç. Mutlu musunuz derseniz değiliz. Mutsuz musunuz derseniz o da değil. Herkesin kafası karışık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Dengeli bir maç oldu. Seyir zevki olmadı. Zaten sessiz ortamda çok hareketli maç olacağını düşünmüyorduk. Yabancı oyuncular virüsten biraz çekiniyor. Türkiye bu konuda dünyanın en güvenli ülkesi. Burada olmaları ülkelerinde olmalarından daha iyi demiş. Bu tabii önemli bir cümle ama burada olmaları, ülkelerinden güvenli olmaları da hani oyunun devam etmesi için bir sebep de olmayabilir. Tabii. Bu başka evet, bir şey. Başka bir şey. Ben evet. Yani böyle şey yapmıyorum ama bir kere doğru davranacaksınız abi. Öyle Perşembe günü saat 7'ye kadar susacaksınız. Tutar. Ağzınızı açmayacaksınız. Hiçbir şey olmayacak. Sonra tak diye atlayacaksınız. Orada oluyor. Şey olur mu hocam? O zaman Perşembe günü 5'te de eyvallah. Eyvallah. Profesyonel Futbolcular Derneği'nin başkanı önce açıklama yapıyor. Ertelensin maçlar diyor. Şeyden sonra mı? 19'dan sonra. Sonra kendi sitesinden yayınlıyor. Diyor ki devlet haklı diyor. Ya sen 7'yi 5 geçe başka şey söylüyordun. Niye akşam 8'de 10'da başka bir şey söylüyorsun? Veya niye Perşembe günü öğleyin Profesyonel Futbolcular Derneği olarak siz açıklama yapmıyorsunuz? 12'de. Ya daha önce çarşamba, salı. Veya salı çarşamba neyse işte. Ben saat verdim işte. Belki döneme koyarlar. Kulüp başkanının bir tanesi demiş ki çarşamba günü ligler ertelensin. Belki olabilir bilemem. Evet başka metin yoksa ben bir arada. Ben de meraklısıyelim ha maçları yorumlamaya. Ben önce Muslera'nın sağlığı benim için önemli. Muslera'nın evet. Çocukları önemli. Hepsini. Tıpkı Fatih Hoca'nın çocukları önemli evet. Olduğu gibi. Tıpkı bütün oyuncuların Anadolu'daki çocuklarımızın da. Mesela federasyon niye 17-19 yaş grubunu oynatıyorsun abi sen? Şeyini ne derler? Gençler. İptal ediyorsun o zaman. Niye yani? Niye tehir ettin 17-19'u? Bundan peki, farkı. Bundan farkı ne? Aynı ülkede yaşıyorlar. Evet. Yani bir tutarsızlık var, bir garip durum var. Evet bir ara daha rica ediyoruz.